Bu dersimizde de inşallah yine bir belge okuyacağız. Okuyacağımız belge Karapatak Türklerine ait bir belge. Zamanımızı boşa harcamadan bence hemen başlamak iyi olur. Peki belge neyle ilgili? Hemen arkadaşlar, bu dahiliye mektubi kaleminden çıkan bir yazı. Yani burada hocam bu yazı nereden çıkmış falan, ne önemi var demeyelim arkadaşlar. Bir yazının nereden geldiği, nereye gittiği bilinmezse o yazının mahiyeti ve ehemmiyeti anlaşılmaz. Çünkü arşiv sistemi provenans sistemiyle oluşturulmuş. Yani doğal, organik ne nereden geliyor, nereye gidiyor, ona göre tasnif edilmiş Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Bu yüzden de arkadaşlar, belgeden dikkatini çekiyorsa nereden geliyor, kime gidiyor? Dahiliye Mektubi kaleminden. Nereye? Erzurum Vilayeti Celilesi'ne. Okuyabiliyor muyuz? Bakın, Erzurum Vilayeti Celilesi'ne. Arkadaşlar, Rika yazıda okuyabilmek için önce karakterleri, yazı karakterlerini öğrenmemiz gerekiyor. Yazı karakterlerini öğrenmeden ya da göz aşinalı olmadan, bakın şu bir elif harfi, bunun elif harfi olduğunu iyice öğrenmeden arkadaşlar bunu öğrenebilmemiz mümkün değil. Elif harfinden sonra R harfi, Dat harfi, R harfi, Vav harfi, Mim harfi, bunları topluca da okuduğumuzda Erzurum olduğunu görebilmemiz için defalarca bu yazıyı görmemiz, okumamız lazım. Yani yeri gelecek videoyu arkadaşlar başa alacaksınız, geriye alacaksınız, defalarca bakacaksınız ki yazıya aşinalık kesbedebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunun ardından bence hızla devam edelim. Bu kadar açıklama yeter. Arkadaşlar, burada kim yazmış bunu? İmzası yine aynı şekilde, yine aynı şekilde. Ne zaman bu temize çekilmiş? Tarihi de biz Arabi olarak, Rumi olarak hemen burayı görüyoruz. İki minh diyor. Minh dediği nedir arkadaşlar? Şurada verilen tarih var ya, şu kısım. Yani bundan diyor aynı diyor. Yani aynı derken neyi demek istiyor arkadaşlar? Buradaki tarihin aynı olduğunu söylüyor. Bunun altını çizelim. 21 Şaban 315. Hemen bence zaten çok fazla zaman kaybettik. Hemen bence yazımıza başlayalım. Hamidiye Süvari 6. alayı. Hani arkadaşlar, bir vakitler Abdülhamit'in doğuda, Doğu Anadolu bölgesinde oluşturduğu, Abdülhamit Han Hazretlerinin Doğu Anadolu bölgesinde oluşturduğu Hamidiye alayları var ya, işte o alaydan bahsediyor ve bu alayın Süvari 6. alayı teşkil eden Karapapak kabilesinden. Demek ki Karapapak kabilesinden de arkadaşlar ne yapıyorlar? 6. alayı, süvari alayı, süvari 6. alayı. Hamidiye tabii, şurası Hamidiye. Bunu da görüyoruz arkadaşlar. Bu arada yani yazı fontlarına dikkat ediyoruz. Üsluba, telaffuza dikkat ediyoruz. Bakın, ben böyle bu şekilde her bir kelimeyi taçlandırıyorum ama yine de durdurup bakmakta fayda var. Hamidiye süvari 6. alayı teşkil eden Karapapak kabilesinden olup Rusya'ya tabi. Bakın, hem Hamidiye süvari alayının 6. 6. alayını oluşturuyor, hem Rusya'ya tabi Revan. Revan herhalde büyük bir yer. Serel ya da Şureil ve Brusor kazalarında 300'den ziyade hanede, 300'den fazla hanede, 1000'i mütecaviz, 3 kere 5 15 zaten 1500 2000 yapar, 5 ile çarpsak. Burada da ne diyor? 1000'i mütecaviz nüfus. Ne demek 1000'i mütecaviz nüfus? Yani 1000 kişiyi geçiyor diyor arkadaşlar. Zükurun, yani erkeğin, Diyadin,
ve Kara Kilise kazalarındaki arazi haliyede, oradaki boş arazide iskan ile mezkur alaya kayıt ve iltihak etmek arzusunda bulundukları. Evet, önce iltihak ediyorlar, sonra da biz buraya bu Hamidiye alaylarına ne yapmak istiyoruz? Katılmak istiyoruz diyorlar. Bayezid Hamidiye Mirlivalığının, Bayezid bugünkü Ağrı, Doğu Beyazıt dediğimiz yer arkadaşlar, işarı üzerine 4. Ordu-yu Hümayun Müşiriyeti Celilesinden. Arkadaşlar bakın, yine bir tamlama, yine bir kalıp ifade, bunları öğreniyoruz. 4. Ordu-yu Hümayun Müşiriyeti Celilesinden. Yani 4. Ordu-yu Hümayun, padişahın ordusu, Müşiriyeti Celilesinden yüksek makama işaret edilerek bildirildiği ve bunlardan alay teşkili, yani bunlardan bir alay oluşturulması, ki 1500'ü geçen erkek vardı, İskanları muamelesinin icrasına vabeste bulunduğu tarafı Valayi Seraskeri'den alınan 18 Nisan sene 315. 18 Nisan sene 315 arkadaşlar. Hemen 18 Nisan 315'i şurada bulalım. Arkadaşlar 18 Nisan 315 neye tekabül ediyor? Hemen bulmakta fayda var. 18 Nisan 315. 18 Nisan 315 bulursak hangi tarih aralığını konuştuğumuzu da daha net anlarız. Evet, 18 Nisan 315. Hemen tarih çevirme kılavuzumuzu da açalım arkadaşlar. 18 Nisan 315 dediğine göre Rumi takvim olarak bunu alıyoruz. 18 Nisan 1315, yani bunlar ne zaman Hamidiye alaylarına katılmak istiyorlar? 30 Nisan 1899 tarihinde Hamidiye alaylarına katılmak istiyorlar. Devam edelim arkadaşlar. 30 Nisan tarihi bir daha gösterelim. 30 Nisan 1899 Pazar. Tarih ve 242 numaralı tezkirede izbar kılınmasına nazaran, oraya bakmadım bile, hemen oranın kalıp ifade olduğunu nazaran diyerek ne yaptık? Nazaran iktizasının seri an ifa ve imbasına, buralarda kalıp arkadaşlar, dili öğrendiğiniz zaman tıkır 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 gider. Himemi Aliye-i Daverileri derkar buyurulmak babında. Demek ki arkadaşlar Revan'dan, yani Revan dediği arkadaşlar yine Rusya'ya bağlı bir yer. Revan'dan, Revan'ın da neresiydi arkadaşlar? Hemen gösterelim. Şurası Revan. Revan'ın Şureyl ve Burusur. Bu Burusur kelimesi bir yerde daha geçmişti. Öğrendik bunu da. Buralardan arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne iltihak edip arkasından da Hamidiye alaylarına katılmak istediklerini beyan ediyorlar. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Şimdilik Allah'a emanet olun.